Günaydın. Bugün 1 Mart 2023 Çarşamba. Dünya gözüyle karşınızdayım. Ben Tülin Daloğlu. Bugün sabah erken saatlerde, daha doğrusu 1 Mart'a neredeyse hemen geçtikten sonra sabah 12.18'de Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık bir tweet paylaştı. AFAD'ımız, jandarmamız, polisimiz, askerimiz, Kızılaycımız, itfaiyecimiz, UMKE'cimiz, sivil toplumumuz afetin ilk saatlerinden itibaren elinden geleni fedakarca yaptı ve halen yapıyor. Kimse fitne çıkarmaya uğraşmasın, hep beraberdik ve hep beraber olacağız dedi Kızılay Genel Başkanı. Şimdi bu ifadede hiçbir şekilde mahcubiyet yok. Herhangi bir şekilde Kızılay'ın ve AFAD'ın depremzedelere karşı sorumluluğunda bir aksaklık olduğunu teslim etme yok. Ve fakat ilerleyen saatlerde bir telefon bağlantısı yapacağız ama kimle yapacağız o telefon bağlantısını? Der Spiegel, bir Alman gazetesinin, haftalık dergisinin ama günlük olarak da sitelerinde haber girişi yapıyorlar. Onların Türkiye muhabiri Şebnem Arsu ile yapacağız. Şebnem Arsu depremin olmasından 15-16 saat sonra İstanbul'dan Hatay'a intikal etmişti ve 7 Şubat'ta Maximilian Pop'la birlikte ortak mahreçli bir haber girişi yaptı. Felaketin ertesi günü kabus gibi sahneler dedi. Şimdi onları da hemen paylaşalım. Depremden sonraki ilk gün, trajedinin boyutu yavaş yavaş ortaya çıkıyor dediler bu haberlerinde. Antakya gibi şehirler büyük ölçüde harabe halinde. İnsanlar akrabaları için enkazı kazıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öfke büyüyor dediler. Aynı gün bir ikinci haber daha girdi ve bu ikinci haberde sadece Şebnem Arsu'nun, Der Spiegel Türkiye muhabirinin imzası vardı ve haberin manşeti şu: yıkımın sürpriz olmadığını söylemek istiyorum diyor. Kim diyor bunu? Hüseyin Alan, Türkiye'deki Mühendislik Jeologları Odası'nın başkanı. Yakın zamanda yetkilileri ve hatta Cumhurbaşkanlığını bölgede şu anda yaşanan deprem konusunda uyarmıştı ancak külliyeden haber gelmedi deniyor. Şimdi 10 Şubat'ta, yani bu deprem vurmasından 48 saat devriliyor ve hemen ertesi gününde geliyor. Türkiye'de deprem ve suçluluk sorunu başlığıyla bir haber paylaşıyorlar. Yine Şebnem Arsu ve Maximilian Pop, Der Spiegel'in Türkiye muhabirlerinin imzasıyla. Hükümet nerede başlığının altında şöyle bir alt satır geliyor. İnsanlar çadırlarda kalıyor. Antakya Belediye Başkanı resmi işlerini bir minibüsten yürütüyor. Depremden etkilenenler afetle baş etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kendine rahatsız edici sorular sormak zorunda kalıyor demişlerdi. Ve şimdi bu haberlerin her birinin altı var. Şebnem Arsu ile bir telefon bağlantısı kuracağız. Arkadaşlar hazır mı Şebnem Hanım? Tamam, peki. O zaman bağlantıyı kurduğumuz zaman onu hemen sizlere getireceğiz. Şimdi stüdyodaki konuğumuzla sohbete geçmeden önce de iki paylaşımda daha bulunmak istiyorum. Birisi AFAD'ın resmi sayfasından getirelim, resmi internet sitesinde. Şimdi AFAD kurum olarak Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan bir kurum. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek kurumun temel görev ve amacıdır deniyor. Ve misyonu açısından da baktığınızda sayfada görüyorsunuz, afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin etkin yönetimi için gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve bu alanda politikalar üretmek deniliyor. Şimdi Kızılay'a baktığımızda da, onun da hemen resmi internet sayfasından getirelim, ne hakkında konuştuğumuzu netleştirmek için bunları resmi internet sayfasından, bu iki kurumun görevinin ne olduğunu bir tespit amacıyla paylaşıyoruz bunu. Kızılay'ın yine sayfasından alıyoruz: toplumun güç ve kaynaklarını harekete geçirerek insan saygınlığının
korunması doğrultusunda her koşulda, yerde ve zamanda muhtaç ve korunmasız insanlara yardım etmek ve toplumun afetlerle mücadele kapasitesinin geliştirilmesini desteklemek olarak gözüküyor ve siz de bunu şimdi sayfa şeyde ekranlarınızda görüyorsunuz. Stüdyoda konuğum emekli Tuğgeneral Haldun Solmaztürk. Haldun Bey, günaydın. Hoş geldiniz Dünya Gözüyle programına. Sizinle konuşurken arkadaşlarımız, Ahmet Bey, rica edeyim, hem Kızılay'ı hem AFAD'ı dönüşümlü olarak bu iki kurumun görev tanımı nedir ekranda tutalım ve konuğumuzla sohbetimizi bunlar ekranımızda olurken gerçekleştirelim. Neden? Şimdi siz emekli bir askersiniz. Kızılay ve AFAD tabii İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Asker değil ama bizim konumuz şu. Yayının başında da paylaştık. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yapmış olduğu açıklamada biz ilk dakikadan itibaren görevin başındaydık dedi. Ama haberlere bakıyoruz. Birazdan Şebnem Arzu'yla da bağlanırsak, onlar da yabancı medya mensupları olarak şahit oldukları şey, bölge halkının çok ciddi bir çaresizlikle karşı karşıya kaldığı, devleti karşılarında göremedikleri, enkazın altından yakınlarını çıkarmak için depremzedeler, herhangi bir şekilde destek alamadıkları yönünde. Peki, okey. O zaman telefonumuz hazırmış. Haldun Bey, bir iki dakika izninizi rica edeyim ve Şebnem Arzu'ya dönelim. Şebnem Hanım, günaydın. Merhabalar, merhabalar Tülin Hanım. Günaydın. Şimdi ben sizin deprem sonrasında Der Spiegel için yapmış olduğunuz 7 Şubat'taki iki haberi, 10 Şubat'taki bir haberinizi paylaştım. Hemen size soruyu sorayım. Siz buraya intikal ettiğinizde, deprem sonrasında 15-16 saat sonra anladığım kadarıyla Antakya'daydınız. Ne gördünüz? Devlet var mıydı? Kızılay'ı gördünüz mü? AFAD'ı gördünüz mü? Askeri gördünüz mü? Depremzedeler hangi koşulda sevdiklerini enkazın altından çıkarmaya çalışıyorlardı? Buyurun. Öncelikle Tülin Hanım, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun demek isterim. Gerçekten yaramız çok derin. Yaralılara buradan acil şifalar diliyorum. İşte böyle konuşarak, yapılan yanlışlardan ders olarak daha sağlam, daha dirençli bir Türkiye inşa edebileceğimizi umuyorum. Her vatandaş gibi. Şimdi şöyle, ben bölgeye intikal ettiğimde, yani Adana'ya indiğimde, çünkü Hatay Havalimanı daha önce de yapılan haberler doğrultusunda fay hattına çok yakın olduğu için inilebilir bir durumda değildi ve kapanmıştı. Adana'ya indim, daha sonra arabayla Hatay'a, Antakya'ya doğru yola çıktım. Evet, bu arada bir lafınıza gireceğim. Şu anda ekranda sizin çektiğiniz bölgeden görüntüleri de akıtıyoruz. Bunları da bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Buyurun, lafınıza rica edin. İşte o görüntülerde görüldüğü üzere saat 20 civarında öncelikle zifiri karanlık. Yani Hatay Antakya sınırına girdiğimizde çok ciddi bir karanlık, çok ciddi bir soğuk ve bardaktan boşalırcasına bir yağmur vardı. Arabadan inmeden önce ben o görüntüleri çektim. İndikten sonra da yani inanılmaz bir yıkım ve inanılmaz bir sessizlik. Şimdi 10-15 saat olmuş. Bir gazeteci olarak iyi veya kötü birçok deprem, birçok felaket takip etmişliğim var. İlk önce bir o sessizliğe sarsıldığımı hatırlıyorum insanlarda. Yani nerede yardım, nerede arama kurtarma? Tamam, alanın çok geniş olduğu biliniyor ama bir şekilde ucundan tutulmuş olduğunu ümit ettim açıkçası. Yolda bir vatandaşa denk geldik otoyolda, Antakya içine doğru ilerlemeye çalışırken, çünkü bir trafik vardı. Benim gibi gazeteci var mı da bilmiyorum ama çok fazla sayıda gönüllü ve akrabalar, yakınlarına ulaşmaya çalışan bir sağlık çalışanına denk geldim. Yolda otostop çekiyordu kendisi. Hiçbir arkadaşına ulaşamadığını, iletişimin kopuk olduğunu, kendi çabalarıyla o noktaya geldiğini, yani biz almasak adamcağız yolda kalacak. Yani sağlık ekibinden bir çalışandan bahsediyorum bölgedeki. Bu kadar dağınık bir ortam vardı. Antakya içine girdiğimizde durum gerçekten çok vahimdi. Binalar yıkılmış,
ayakta kalmış olanlara ayakta dönemez. Biz bir şeyler yapabilir miydik diye o anda düşündük ama hani biz önümüzde balyoz makinesi var, hiçbir ekipman yok. Arabayı bir yere park edelim derken yola sıkılmış bir demire denk geldik. Lastiğim patladı. Hani yürüyerek bir yerlere gittik. Bir arama kurtarma çalışması gördüm. İki tane çalışma gördüm. Birine ulaşamadık. Yani ışık olarak gördüm. Görüntülerde gördüğümüz çalışma Konya Belediyesi'nden gelen bir ekibin çalışmasıydı. Ortada ne afet vardı ne hani organize bir sütlak vardı. Koordineli bir çalışma ortamı. Daha sonra park alanına gittik. Hani her park alanı deprem anında biliyorsunuz toplanma alanıdır. Orada toplaşan şok içerisinde vatandaşlar gördük. Bir avuç asker vardı. Onlar da yıpranmış, nasıl uykusuz ve perişan haldelerdi gerçekten. Kurulmuş iki tane çadır gördüm. Birinin içine girdim. Orada bir depremzedeyle bir kısa bir röportaj yapabildik. Ama yani gerçekten hiç kimse yoktu. Ben dedim ki tamam, hani bu ilk günün paniği ve koordinasyonsuzluğu olabilir dediğiniz gibi alan çok geniş. Acaba ertesi gün nasıl olur? Fakat ertesi gün de değişen bir şey yoktu Sürin Hanım. Yani ne birinci gün ne ikinci gün bölgede insanların yardımına koşan ve organize bir şekilde elinde ekipmanıyla birebir konuya girebilen bir ekip ve organizasyon göremedik ne yazık ki. Bu vatandaşların bize anlaşısından da teyit edilen bir aslında gözlem oldu. İkinci gün yani gündüz ceza açıp hava aydınlanmış. Ben havaalanında diğer ekip arkadaşlarımı almayı beklerken hepsine doğru yola çıkmadan önce yüksek kişilik sahibi bir yardım kurtarma ekibine denk geldim. Şimdi ben arkadaşlarımı bekliyorum, onlar bekliyorlar. Ben bekliyorum, onlar bekliyorlar dedim. Hani biliyorsunuz onlar da fazla açık değildir. Hani, sözcüsünü falan bulmak gerekir ama birine yapıştım ben. Dedim hani kaç kişisiniz, ne zaman geldiniz, ne bekliyorsunuz? Bize atanması gereken bir koordinatörün olduğu söylendi. Koordinatörü bekliyoruz. Hani gidelim desek nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. Şimdi bunlar bizim ve arama kurtarma uzmanlarının tabiriyle altın saatlerde olan bir durumdu. O da garipsenecek bir şey. Yani İsrail'den arkadaşlar gelmişler yardımcı olmak için. Bizim yapacağımız tek şey onlara bir mihmandar sağlamak. O mihmandarla bu insanları doğru yere götürmek. Ben arkadaşlarımı aldığım dakikada onlar halen havalimanında beklemedeydi. Evet. Daha sonra yine görüntülerde gördüğümüz, o karanlık görüntülerde gördüğümüz bölgeyi biz gün ışığında gördük ikinci gün. Bir enkaz başındaydık. Orada da çok acılı bir aile, bir aile apartmanı çökmüş. Kızları, ileri yaşta bir anne babanın kızları kendilerini kurtarmışlar, gelmişler enkazda anne babayı aramaya. Bu arada enişte gitmiş, gelinler gitmiş, üç tane çocuğun bedeni çıkarılmış vesaire. Dediler ki aramadığımız yer kalmadı. Bu hani saat kaç, öğlen sularında idi galiba ya da İstisman'da tam ortasını bilmiyordum. Bize söyledikleri herkese ulaşmaya çalışmışlar, kimseye ulaşamamışlar. Daha sonra Mersinli bir hayırsever iş adamı kendilerine arama kurtarma ekibi göndermiş. O kurtarma ekibinde üzerinde çalıştığı bir enkaz da orası. Yani orada da o anda afet, akşam saat 9 sularında, pardon, sabah saat 10 sularında afet bu ekibe katılabilmiş. O da afet gönüllüleri bu arada. Yani hani teşkilatlı afetten bahsetmiyoruz. Biliyorsunuz gönüllüler sahada çok daha aktif bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, evet. Ama
teşkilatlı olarak herhangi bir ekip yok maalesef. Evet, çok teşekkür ediyorum bu gözlemlerinizi bizle paylaştığınız için. Aynı zamanda bunu da depremin sonrasındaki hafta boyunca, son 3 haftadır düzenli olarak sizin imzanızla Der Spiegel'den de okuduk. Tekrar teşekkür ediyoruz. Der Spiegel Türkiye muhabiri Şebnem Arsu'ya. Haldun Bey, size dönüyorum. Şimdi burada 15-16 saat sonra İstanbul'dan Hatay'a gidebilen bir muhabirin izlenimlerini dinliyoruz. Ciddi bir çaresizlikten bahsediyor. Kızılay Genel Başkanı bugün sabah erken saatlerde atmış olduğu tweette biz ilk dakikadan itibaren görevimizin başındaydık diyor. Ama olan sanıyorum herkes biliyor. Pek de aslında öyle kendisinin ifade ettiği gibi değil. Şimdi burada ben size soruyu şuradan sormak istiyorum. Neticede o ilk 48 saat hakikaten devletin kurumsal kimliğinin böylesine bir felaket geldiğinde çok hızlı devreye girip insan canını kurtarmasını gerektiriyor. Kızılay bunun için var, AFAD bunun için var. Arkadaşlar yine ekrana getirin, görev tanımını hep beraber görelim. Ve fakat bir de askerimiz var. Biz 99 depreminde Türk askerini 5. saatte enkazın başında vatandaşların canını kurtarmak için çalışırken görmüşlüğümüz var. Şimdi neden olmadı? Soru bir. İkincisi, şehir efsanesi mi nedir ne değildir bilmiyorum ama bunu lütfen doğru yerine oturtun. Malatya'daki 2. ordu 120 bin askerden oluşuyor. Yayın öncesinde sizinle de konuştuk, dediniz ki o karargahın içinde olmuyor da bölgede oluyor dediniz. Neredeyse bu askerler neden sahaya çıkıp da vatandaşların canını kurtarmak için devreye girmedi? İlk 48 saatte enkazın altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için o organizasyon depremin büyüklerinden mi yerine getirilemedi? İş bilmemezlikten mi olmadı? Sorumuz bu. Buyurun. Evet, şimdi ben tabii emekli askerim. Herkes biliyor ama biraz siyaset bilimi çalışmışlığım da var. Aslında buradaki sorun siyasi bir sorun. Yani siyasi rejim ve yönetim sorunu. Yani cevap aradığımız temel sorun o. Ancak tabii siz doğrudan askerle ilgili bir soru sorduğunuz için önce ona cevap vereyim, sonra tekrar büyük resme bakmaya çalışacağım. Şimdi bir an için şöyle düşünelim. Siz tabii her programa hazırlanarak geliyorsunuz değil mi? Her sabah erken saatte kalkıyorsunuz. İşte yani bu saatte buraya ulaşmak, gelmek kolay değil. Varsayalım ki bir gün şu veya bu nedenle uyuyakaldınız. Programınız onda Allah başlıyor. 9.30'da uyandınız veya sizi telefon ettiler, endişelendiler, buradan uyandınız. Bir taksiye atlayıp geldiniz ve işte ona bir kala buraya oturdunuz. Bağlandı, edildi. Makyaj bile hani tazeleme fırsatınız olmadı. Nasıl bir program olur? Tahayyül edebiliyoruz değil mi? Şimdi her şey böyle. Her şey böyle. Bu çapta bir operasyonu bir kenara bırakın siz. Çok daha küçük, yani bir il çapında bir deprem bile olsa, eğer önceden hazırlığınız yoksa bunun altında kalırsınız. Bir. Şimdi şeye gelince, bu ikinci ordu 120 bin. Parantez açayım. Ben saat 9.30'da uyansam genel yayın yönetmenimi aradığımda genel yayın yönetmenim beni ekrana çıkarmaz. Şimdi bu işin eğer gerçekten tekniğine bakıyorsak, işi bilmek, işe hakim olmak, ekrana saygı duymak, izleyenlere saygı duymak çok başka şekilleri var. Orada hazırlıksız 9.30'da uyanan hiçbir gazeteciyi bizim genel yayın yönetmelerimiz ekrana izin vermezler. Evet. Onu hemen söyleyeyim çünkü hani hakikaten o zaman her şeyi yerli yerine oturtaraktan konuşalım. O tabii profesyonelliğin bir gereği. Tabii ki. Yani profesyonel, liyakat diyoruz ya, aslında evet. Profesyonelliktir. O yüzden işte... Şimdi şeye gelelim, ikinci ordu meselesine. Şimdi bizim Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri'nin işte ana olarak 3 ordusu var. Bir de İzmir'deki Ege ordusu. İkinci ordu karargahı Malatya'dadır. Bu ikinci orduya bağlı kol ordular vardır. Kol ordu komutanlıkları, ikinci ordu komutanlığı ve kol ordu komutanlığı. İşte Adana'da, Diyarbakır'da, Elazığ'da, şeyde artık tabii o silahlı kuvvetlerin dışına çıktığı Van'daki jandarma asayiş kol ordusu. Bu kolordulara bağlı tugaylar, tümenler, işte alaylar, taburlar vardır. Dolayısıyla ikinci orduda işte 120 bin asker var deniyor. Bu 120 bin asker Malatya'da değil.
Bu askerler işte şeyden, Şırnak'tan, Hakkari'den alın, hatta yukarıdan Ağrı'dan alın. Ağrı, Doğu Beyazıt, işte Van, Hakkari, işte Şırnak, Mardin, ta aşağıya Hatay sınırına kadar ve geri bölgede olan konuşlu birlikler. Soruyu soralım. 15-16 saatte İstanbul'dan Antakya'ya varabilen bir muhabir varsa, Kars'tan, Hatay'dan, diğer söylediğiniz yerlerden bölgedeki olan askerler hemen enkazın başına gidip vatandaşlarımızı kurtaramaz mıydı? Nedir oradaki tıkanıklık? Birisi şimdi, emir mi vermedi, asker bu işi mi yapmadı? Şimdi bakınız, onu anlatmaya çalışıyorum. Sorun askeri sorun değil. Bir kere İnisiyatifi kim kullanmadı? Bakınız, doğru soruları sormazsak doğru cevapları ulaşamayız. Soralım, siz sorun. Evet, şimdi bakın, asker teşkilatı, teçhizatı, eğitimi itibariyle arama kurtarma birliği değildir. Askerin görevi savaşmaktır. Biz savaşmaya göre teşkilatlanırız, eğitimimizi yaparız, ona hazırlanırız. Şimdi askerden böyle bir görev isteniyorsa, bu görevin önceden askerden talep edilmesi, siyasi otorite tarafından görev verilmesi, askerin de kendi eğitim planlarına bunun dahil etmesi, bunun için paralel bir teşkilatlanma yapması gerekirdi. Bu olmadığı takdirde buraya askerleri getirdiğiniz zaman sadece hamaliye işi yapar. Bakın, güvenlik bile sorunludur. İnsanlar şöyle düşünüyor. Asker hiç olmazsa güvenliği sağlasa, yani silah ile ortada dolaşsaydı, hani polis jandarma yerine. Bu bile sorunludur. Bunun hazırlığının yapılması lazım. Bu dolaşan askere silah ile beraber mühimmatta olacak mı üzerinde? Mühimmatta olacaksa askerin silah kullanma yetkisi olacak mı? Bu silah kullanma yetkisi ateş etmeyi de gerektirir. Birisini öldürdüğünde polis jandarma yetkisini mi kullanıyor olacak? Bunların önceden belirlenmesi, bu yetkilerin verilmesi veya verilmemesi ve bunların eğitiminin yapılması lazım. Savaşta silah kullanmakla Malatya'nın Kahramanmaraş'ın ortasında silah kullanmak, tetiği çekmek aynı şey değildir. Bunların hepsi hazırlık gerektirir. 99 depreminde 5. saatte enkaz altından vatandaşımızı kurtaran asker var iken, bu Kahramanmaraş merkezde olan depremde aynı şeyin olmamasının gerekçesi bu mu? Şimdi bakın, gerekçelerden bir tanesi, bu konuda bir hazırlık, silahlı kuvvetlere bir görev, bir beklenti yok. Bakın, bunu en net şekilde dün Kızılay Başkanı ifade etti. Dedi ki, ordu gibi böyle afetlere, olağanüstü durumlara, savaş tabii öyle bir durumdur tabii. Yani en uçta olağan dışı bir duruma hazırlıklı olan bu kapasitenin bu sistemin içinde olmaması, yerleştirilmemesi halinde işte bu olur dedi. Doğrusu budur. Yani sistemde Asker öngörülmedi. Askerden bir destek, bir yardım, bir katkı öngörülmedi. Askerden böyle bir talepte bulunulmadı. Şimdi problemin, sorunun birinci boyutu bu. İkinci boyutu şu. Şimdi bir an için diyelim ki askerden böyle bir talep yapıldı. Asker var mı ki? Sonra asker dediğiniz asker, yani 120... Nasıl asker var mı yani, ki Hardun Bey? İşte Milli Savunma Bakanı'na sorarsanız... 120 bin askerden bahsediyor Hulusi Akar. İşte Milli Savunma Bakanı söylüyor. İşte söylüyor. Evet. Milli Savunma Bakanı kendisi cevap verdi. Evet. Tam yetkili. Yani bizim söylediğimizi, uzunca bir zamanda söylediğimizi teyit etti. Suriye'yi mi boşaltalım, Irak'ı mı boşaltalım, hudutları mı boşaltalım dedi. Onu söyledi. Demek bu ne demektir? Elimizde asker yok ki oraya gönderelim. Olanı da zaten gönderdik. Onu da söylüyor, nereden gönderdiğinizi. Diyor, yukarıdan Edirne'den getirdik, İzmir'den getirdik, İstanbul'dan getirdik, Bolu'dan getirdik, Kars'tan getirdik. Hatta diyor, Kıbrıs'tan asker çektik diyor. Asker olsa, ikinci ordunun askeri olsa elinde yeterince, oralardan buralardan birlik niye koşuşturdunuz? Yani bu 120 bin askerin önemli bir kısmı ya Suriye'de ya Kuzey Irak'ta mı? Tülin Hanım, bunların hepsi görev yapıyorlar. Boşta asker yok ki. Peki. Ama şimdi bir dakika, burayı eksik bırakmayalım. Buyurun. Şimdi bu işin, yani bir kere ne oldu, nasıl olmalıydı? Eğer bu iş olması gerektiği gibi planlanmış olsaydı, bu ihtiyaç ortaya çıkardı. O zaman bunun tedbiri alınırdı. Asker bugün yok ama var edilebilirdi. Başkaları nasıl yapıyor? Mesela Almanya nasıl yapıyor? Amerika nasıl yapıyor? Mesela bunların bu konuda eğitilmiş birlikleri var. Siz Amerika'da yıllarca bulundunuz, değil mi? Şimdi normal kurulu birlikler var. Yani merkezi kontrol olan Amerikan ordusu var. Şimdi Amerikan kendi iç kanunları gereği, siz biliyorsunuz da, yani izleyiciler için söylüyorum, bu ordunun, yani kurulu ordunun Amerikan içindeki afetlere müdahale etmesi yasaktır. Böyle bir şey olamaz, düşünülemez. Peki o zaman ne olur?
İşte milli muhafızlar var. Milli muhafız ikinci bir ordu. İkinci bir ordu. Bu milli muhafızlar normal görevinde olan insanlar. Ama bunların taburları bellidir, bölükleri bellidir. Kimin hangi görevi yapacağı bilir. Herkes kendi görevindedir. Mesela hafta sonları 2 ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir. Bunlar hafta sonu, cumartesi 2 günlük tazeleme eğitimi yaparlar. Almanya'da da aynı sistem var. Dolayısıyla böyle Avrupa'da pek çok ülkede var bu harcım. Tabii gayet tabii. Böyle bir ihtiyaç olduğunda bunlar derhal aktive edilirler, seferber edilirler. Şimdi mesela diyorlar ki efendim işte hep beraber seferber olduk, gece gündüz çalışıyoruz, siz bunu takdir edin. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı söyledi. Ebe kardeşim, ya tabii ki seferber olacaksınız. Yani bunlar yaşanırken siz gidip yatacaksınız, tatil yapacak haliniz yok. Ama seferber olmak bu değil. Seferberlik daha önceden yapılmış planlamalara, hazırlıklara göre personel seferberliği, araç seferberliği, iş makineleri seferberliği, bu çok ciddi bir hazırlık gerektirir. Ve işte bu yapılmış olsaydı böyle bir durumda seferber edilecek birlikler belli olurdu, komutanları belli olurdu, taburları belli olurdu. Onların teçhizatı, silahı, aracı, gereci, elbisesi, botu hepsi bir yerlerde stoklanmış olurdu. Evet. Böyledir. Yönetmenim, AFAD'ın bir misyonunu tekrar o arada ekranımıza getirelim. AFAD ne diyor? Bunun üzerine bir yorumunuzu almak istedim Halcun Bey. Afet ve acil durumlara ilişkin süreçlerin etkin yönetimi için gerekli çalışmaları yürütmek, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak ve bu alanda politikalar üretmek. Eğer ki AFAD kendi misyonunu bu şekilde ifade ediyorsa, sizin söylediğiniz bu misyon yerine getirilmediği yer mi çıkıyor diye sorusunu soruyorum. Şimdi önce orduyla ilgili kısmı tamamlayayım izninizle. Tabii ki. Şimdi bizim böyle alel usul amatörce, Milli Savunma Bakanı için söylüyorum ve Cumhurbaşkanı, böyle amatörce kararlara girmeden ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Şunu söylemek istiyorum. 2019 asker alma kanunu yenilendi. Bu asker alma kanunu 92 yıl sonra değiştirilen bir kanun, temel bir kanun. 3,5 saatte komisyondan geçti, genel kurulda tartışılmadı bile. Buna bu kadar ciddi bir şey. Bu kadar ciddi bir şey. Bugünün yaşanan sorunun temelinde niye asker yok? Büyük ölçüde sebeplerden biri odur. Onun için asker yok. O zaman dedik ki ya kardeşim, ya siz ne yaptığınızı biliyor musunuz? Ordunun muhtemel görevlerini, bu dahil, bunları düşünüp hayal edip ihtiyaçları belirlediniz mi? O zaman ne dedi Milli Savunma Bakanı? Benim dedi kaynak fazlam var, ihtiyacım yok dedi. İşte bu Milli Savunma Bakanı. Şimdi bugün asker yok orada burada diyen Milli Savunma Bakanı o zaman ne dedi 2019'da? Bunları biz sorguladığımızda, hani diyor ya şimdi, efendim oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin. Cumhurbaşkanı ne diyor? Sivil ve muazzafı da sussun konuşmasın. Evet susalım konuşmayalım, anasla başında bu belalar gelsin. O zaman bunu uyardık biz. Uyardık. Yani şimdi yapılması gereken ne, tekrar söylüyorum. Türk Sağlık Afet'e bağlayalım, dakikamız çok hızlı akıyor gidiyor o yüzden. İhtiyaçların belirlenmesi lazım. Evet. Belirlenmesi lazım. Bu kimin görevidir? Şu anda AFAD'ın görevinde. Siyasi görevdir bu. Siyasi görevdir. Bir ihtiyat ordusu oluşturulmalı ve bir seferberlik planı yapılmalı Türk Silahlı Kuvvetleri için. O zaman şimdi AFAD'a gelelim. Evet. Şimdi yeni Türkiye'nin, olması gereken şey şu. Yeni Türkiye'nin sisteminde AFAD bu işten sorumlu bir devlet kurumu olarak öne çıkmış durumda. Az önce size okuduğum, ekrana yine getirelim AFAD'ın misyon tanımını. Burada kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak AFAD'ın misyon tanımı içerisinde yerini alıyor. Buradan yorumunuzu rica ediyorum. Şimdi bakın Tülin Hanım, bir görev, misyon, vizyon, görev vesaire, yani bunu üstlenebilmek için bir kere o durumu hayal etmeniz lazım. Biz bunlara ihtimalat durumu deriz. Yani ihtimalat. İhtimalat derken İngilizce contingency. Yani burada belli varsayımlar konur ve o varsayımlara göre planlama yapar. Şimdi bu bizim şu anda karşı karşıya olduğumuz durumla ilgili varsayım şöyle olmalıydı. 10 ili kapsayan arka arkaya 7 ve üstü şiddetle deprem meydana geldiğinde biz nasıl bir planlama yapacağız? Yani müdahale planlaması, arama kurtarma planlaması nasıl yapacağız? Şimdi böyle bir varsayım, böyle bir contingency, böyle bir ihtimalat öngörülmemiş. Bunun öngörülmediğini AFAD'ın adına konuşan bir profesörü var ya, asıl afetlere müdahale genel müdürü, hiç bu işle ilgili olmayan bir kişi olduğu için, yani İmam Hatip Lisesi mezunu, ilahiyatçı, Diyanet'te görev yapmış, Diyanet Vakfı'nda görev yapmış, sonra getirmişler, afetlere müdahale müdürü yapmışlar. O konuşuyor. Şimdi o profesör diyor ki AFAD'ınlar konuşan. Biz bunu öngörmedik diyor. Biz bu kadar büyük bir felaketi öngörmedik.
Şimdi bunu dedikten sonra artık konuşacak bir şey yok. Peki eski düzende olacak olsaydı Haldun Bey, böyle bir büyüklükte felaketle karşı karşıya olunabileceği üzerine bir önerme yapılıp buna göre hazırlık yapılır mıydı? Hayır, zaten yapılması gereken buydu işte, sorun orada. Şimdi buna uygun işte bir... ama bunu bize anlatma. Buna uygun. Şimdi bir kere hocalara çağırıp oturtacaklar. Diyecekler ki hocam, biz böyle bir planlama yapıyoruz. Size göre ne durumda ne olabilir? Hocalar da bakacaklar, diyecekler de ki bakın, burada şu Anadolu fay hattı var, şu kırıklar aynı anda oynayabilir. Bu bir ihtimal. Bu şu iki ile etkiler. Eğer bu kırıkla beraber şu da olursa bu dört ile etkiler. Eğer şu olur buradan Ölüdeniz fay hattı gelirse, Kıbrıs üzerinden de gelirse bu yedi ile etkiler. Bu bir durum. Veya şimdiki gibi on ile etkiler. Dört veya beş çıktı. Bunun her biri için ayrı planlama yapılacak. Yani bilimsel veri odaklı, ama bu başlangıç. Eğer ki öngörüye gitmiş olsalardı bu öngörülebilirdi. Çünkü fay hattının nasıl kırılacağı üzerine önermeler çıkardı. Devamını getirin. Eksik olur. Çünkü bunların böyle olacağı belli. Yani AFAD'ın ve illerin, AFAD müdürlüklerinin kendi risk azaltma planlarında bunun böyle olacağı belli, yazılmış. Ama kağıt üzerinde kalmış. Bunlara esas alan bir planlama süreci başlatılmamış. Ne olmalıydı? Bir plan hazırlanacak, taslak. Bu ondan sonra ilgililere gönderilecek, silahlı kuvvetler dahil, onlardan talepler dahil. Onlar görüş verecekler, buna ikinci şekle verilecek, ikinci taslak. Sonra bunlar toplanacak, bir plan çalışması yapılacak. Orada da biz buna plan tatbikatı deriz. Herkes yüz yüze konuşacak, sonra buna son şekli verilecek. Sonra bunların önce masa başı tatbikatları, daha sonra belli birimlerin katıldığı, yani askerin, siyasi birimlerin, valiliklerin, kaymakamların katıldığı sınırlı katılma tatbikatı, daha sonra fiili tatbikatlar yapılacak ve bunlara uygun teşkilatlanma yapılacak, görevler verilecek, teçhizatlar alınacak ve bu malzemeler depolanacak. Herkes kendi eğitim planlarında bunları dahil edecek ve buna paralel olarak seferberlik planları yapılacak. Bu öngörü eksikliği milli güvenlik sorunu mudur? Bakınız, bunun milli güvenlik sorunu orada olduğu ortada, ama bu öngörü eksikliği değil. Burada yönetim beceriksizliği var. Niçin oluyor? Bakın. Şimdi yani orada şimdi siyaset bilimci şapkamı giyiyorum. Şimdi Türkiye'ye bakıldığında, Türkiye ve Türkiye gibi ülkelerde merkezi olarak siyasi güç kontrol ediliyorsa ve o iktidar hiçbir şekilde denetlenemiyorsa buna sarılıyor ve bunu sürdürmek için baskıya başvuruyor. Dolayısıyla merkezi kontrol, yani denetlenemeyen bir iktidar ve bunu sürdürmek için bir baskı, çünkü bu iktidarla birlikte ekonomik getirisi geliyor bunun. Yani rant geliyor. Ekonomik rant geliyor. Bütün kaynakları kontrol eden, denetlenemeyen bir siyasi güç bunu sürdürmesi için baskıyı ve kontrolü sürdürmesi lazım. Bunu yapıyor, biliyor musunuz? Bu herkesi paralize ediyor. Herkes bekliyor böyle. Herkes bekliyor. Şimdi askerin burada, yani asker yok ama olan askerin de her ne varsa buraya müdahale edilmemesinin nedeni kontrolün elden kaçırılma riski. Aynı Kayseri'de oynanacak maçta Fenerbahçe seyircisinin alınmaması gibi. Aynı Kadıköy'de orada 15-20 kişi partilerin önünde bir açıklama yaparken buna dahi müdahale edilip insanların alınıp gözaltına alınması gibi. Şimdi buradaki asıl sorun denetlenemeyen siyasi güç ve bu siyasi gücün ve evet, ekonomik rantın sürdürülmesi için bu baskının sürdürülebilmesi. Evet. Haldun Bey, lafımıza kaldığımız yer